Bugün size ev yapımı protein bar nasıl yapıldığını anlatacağım. Gerekli malzemeler protein tozu, fıstık ezmesi, yulaf ezmesi, en bitterinden çikolata, kuru üzüm, süt, tarçın, Hindistan cevizi, bir de ceviz. Sıvı amino asit varsa bu da olur. Bizde yok. Daha yok. Şimdi önce yulaf ezmesinden bu normalde 500 gram. Bunun yarısını 250 gramını kadar koyacağız. İçine de 4 veya 5 ölçek kadar whey proteininden koyarsak güzel olur. Ben 5 ölçek koyuyorum, daha güzel oluyor. Daha koyu oluyor. İçine iki avuç kadar çekirdeksiz kuru üzüm koyuyoruz. Biraz az olur. İçine de iki avuç kadar ceviz içi. Tarçından çok kayarsanız tadı biraz ağır oluyor. Ben 2 kaşık kadar koyuyorum. Siz daha fazla da koyabilirsiniz yani. Hindistan cevizi de aynı şekilde 2 kaşıkla 4 kaşık kadar koyabilirsiniz sizin tadınıza göre. Ben biraz sevdiğim için 3-4 kaşık kadar koyuyorum. Sonra bunları biraz karıştırıyoruz. Şimdi de sosunu hazırlayacağız. İçine bir bardak kadar süt koyuyoruz. Mikrodalga fırın olsa çok daha kolay olur da bizde olmadığı için cezvenin içinde yapacağız. İçine şöyle kuru üzüm fıstık ezmesinden 3 çatal kadar koyacağız. İçine de mümkün olduğunca kakao oranı en yüksek olan olsun. %50 olanlar var. Onlar az geliyor tadı. En yüksek olan yumurta olsa ondan koyayım. Oradan
sıvı amino asit olsaydı bunun içine de 2 ölçek kadar sıvı amino asit koyacaktık ama olmadığı için şimdilik koyamıyoruz. Bunu yavaş yavaş karıştırarak iyicene erimesini sağlayacağız. Mikrodalga olsaydı 3 dakika içinde koyduktan sonra zaten eriyordu ama olmadığı için böyle yavaş yavaş uğraşmak zorunda kalıyoruz. Karıştırmamız gerekiyor ki yoksa çikolata dibine yapışıyor yani. O yüzden devamlı yavaş yavaş karıştırmamız gerekiyor. Yapışmaması için. Kaç dakika sürecek? Karıştırma mı? Komple hazır olmaz. Ya 10-15 dakikayı buluyor. 10-15 dakika. Baştan sonra kadar işte. Kapatayım sonra. Ha bu şu anda bu mu? He. Bu 2 dakika 3 dakika falan sürecek. İstersen kapa sonra yine başlayalım. Sosu koyduk içine kaynaması için. Tam kaynamadan önce çekeriz. Daha tam içine şey olmadı. İçinde hala çikolata taneleri var ufak ufak. İyice erisin diye iyice ısıtıyoruz. Bir taraftan da karıştırıyoruz ki dibi tutmasın diye. Az kaldı şimdi. Bu ne için Tümce? Onu altına streç koyacağım. Karıştırdıktan sonra sostan bu yulaf ezmesini falan üzerine sereceğim, sonra buzdolabına vereceğim ki sertleşsin. Yani bu, şey yapışmasın diye altına şey koyacağım. Evet, aynen öyle, sonra çıkarması kolay olsun diye. Bundan hazırladığımız malzemeden ortalama 7 tane bar çıkıyor. Tabii sizin büyüklüğüne göre değişir tabii. Ortalama bir bar 120-150 gram civarında değişiyor. Gayet büyük bir bar ve doyurucu bir bar. Ara öğünde özellikle iyi olur. Barın büyüklüğü 150 olması lazım yani şöyle yukarı. Orta ama kişinin kilosuna göre, beslenme alışkanlığına göre değişir. Bu da kaynamaya başladı zaten. Oldu yani, iyice eridi içindeki. Artık kapatıyorum. Daha önceki hazırladığımız karışımın üzerine sosu döktük. Sonra yavaş yavaş güzelce yedirmemiz gerekiyor. Eğer yulaf ezmesini fazla kullanırsak bu sefer çok aşırı koyu olur. Sıkıntı olur yedirmekte. Eğer çok cıvık olursa da üzerine ekstra yulaf ezmesi döküp koyuluğunu arttırabiliriz. Başta 500 gram mı koymuştuk şey yulaf? Yok, 250 gram. 250. Paketin yarısı. 250 gram. Ortalama yani. Biraz yedirmesi zor oluyor. Protein çünkü 5 ölçek kattık, biraz fazla olduğu için. Peki biraz koyu oldu. Çok koyu olduğu zaman ekstra bir şey katabiliyor muyuz üstüne? Süt olabilir. Cıvıkmak için. Yani onun kıvamını artık biz kendimiz ayarlayacağız. Biraz cıvık olduğu zaman yulaf, çok koyu olduğu zaman süt karıştırarak istediğimiz kıvama getireceğiz. Yulaf ezmesi posalı olduğu için, lifli olduğu için sütü çok çabuk emiyor. O yüzden az önceki hacim küçüldü şu anda mesela. Ve içinde pek su namına bir şey olmadığı için, sadece sütün içindeki su olduğu için çok zor bozuluyor. Kolay kolay bozulmuyor. Özellikle buzdolabında durduğu zaman hani bir hafta rahat dayanıyor.
Normal içinde tutuyoruz değil mi zorunda? Şey, frizere sokmaya gerek yok herhalde. Ya fark etmez ya, o kadar sıkıntı olmuyor ama ben buzlukta tutuyorum. Sonra çıkartıyorum. Onlar içinde de buz olmadığı için, hani su olmadığı için çok çabucuk çözülüyor. Çünkü buz tutmuyor yani, derin dondurucuda da olsa. Hemen 10 dakika içinde yenecek kıvama geliyor yani, yumuşuyor. Set yumuş düşmüyor. Evet, tok bir şey oldu. Eğer daha cıvık olsaydı içine yulaf elması katardık. Şu an bunun kıvamı oldukça iyi. Oldu yani, evet. Tamam. Evet, kalıbın tepsinin üzerine jelatini yerleştirip üzerine de çekeyim ben de, değil mi? Evet. Biraz sert olduğu için şekil vermek zor oluyor. Tadı mozaik pastaya benziyor. Mozaik pasta. Evet. Güzel oluyor tadı yani. Şekli? Şekline girmeye hiç. Bunu bu şekilde buzdolabına atınca sertleşiyor. Böyle vıcık vıcık göründüğüne bakmayın. Sonra sertleştikten sonra istediğiniz büyüklükte, istediğiniz parçada kesip, ben genelde şu şekilde 7 parçaya bölüyor. Her gün bir tane ara öğünde, öğleden sonra ilkinde gibi yiyorum yani. Hazır. Afiyet olsun. Şimdi dolaba koyuyorsun. Ben direkt buzluğa koyuyorum. Hemen donsun diye.